Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. F1 vizesinde değişiklik olmuş. 9 Ağustos'tan sonra başlayacakmış. Bu daha önce gelenler için de geçerli mi? Yoksa 9 Ağustos'tan sonra vize alanlar için de mi diye bu takipçimiz soruyor. F1 vizesindeki değişiklik durumunun ne olduğu çok önemli anlamamız. Yani 9 Ağustos'tan sonra başlayacak durum nedir, ben bir açıklayayım size. Ki onda net olun, çünkü çok yanlış bilgiler geziyor ortalıkta, çok yanlış duyumlar var. Fakat öyle bir durum söz konusu değil. Şu var ortada olan durum. Göçmenlik dairesi yeni bir yürürlük getirdi, yeni bir uygulama getirdi yürürlüğe. O da şunu dedi. Biz 9 Ağustos'tan itibaren uygulamaya dedi, F1 vizesi öğrencileri, M vizesi öğrencileri, C vizesi öğrencileri durumunda olan bu öğrenciler için yeni bir uygulama getireceğiz. O da şu diyorlar. Biz 9 Ağustos öncesi okul programını bitiren ya da devam etmeyen, bitirdikten sonra tabii, ya da ihlal eden ya da okula gitmeyen ya da statüsünü bozan öğrencilerimiz artık yasal olmayan gün sayısına tabi olacaklar. Yani daha öncedenki öğrenci okulu ihlal etse bile ülke dışına çıktığında herhangi bir yasakla maruz kalmıyordu. Ama artık 9 Ağustos'tan itibaren ister öncesinden beri burada olun, ister 9 Ağustos'tan sonra gelin. Önemli değil. Bütün öğrenciler buna 9 Ağustos itibariyle tabi olacaklar. Şu an itibariyle. Dolayısıyla 9 Ağustos'tan itibaren öğrenci olan herkes ya da olacak olan herkes eğer programlarını ihlal ederseler, diyelim ki siz okula devam etmediniz ve okulu ihlal ettiniz. 3-4 ay gitmeyen, yani 10 gün gitmediniz, statünüzü kaybettiniz okula. O zaman göçmenlik dairesi diyor ki eğer siz bu şekilde okulunuza gitmeyi bırakırsanız ve bu gitmemeniz 6 ay geçerse, ülke dışına çıkarsanız 3 yıl gelemezsiniz. Yok, buradaki okulu ihlal ettikten sonraki süreciniz 1 yılı geçerse ve siz ülke dışına çıkarsanız o zaman 10 yıl geri gelemezsiniz. Yani bu yasaklar artık öğrencilere de uygulanacaktır diye gelen değişiklik budur. Daha önce ise durum şuydu. Öğrencilerimiz farz edelim 1 yıl bile yasa dışı burada kalsalar, eğer göçmenlik dairesi bunların yasa dışı kaldığında bir karar vermezse, göçmenlik hakemi bir karar vermezse ve kendileri gönlü çıkış yaptıkları bir durumdaysalar, o zaman bu yasaklara maruz kalmıyorlardı. Ama artık kalacaklardır diye bir gelen değişiklik bu. Yoksa bu değişiklik sizin öğrenci vizenizin bitiminden sonra burada okula gidemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Siz okulunuzu devam ettirdiğiniz sürece, programınızı devam ettirdiğiniz sürece burada yasal olarak kalabileceksiniz. Bu şekilde bir değişiklik söz konusu. Yoksa vize alamayacaksınız, vizenizi ilan edeceğiniz, yok işte Amerikan konsolosluğuna aldığınız vizeniz bittikten sonra buradan çıkmak zorundasınız. Böyle bir durum söz konusu değil. Siz okula devam ettiğiniz sürece burada başarılı bir şekilde kalabileceksiniz. Bu şekilde de ben bu soruyu da cevaplamış olayım.